Enteresan bir video ile karşınızdayım. Bu videolara ihtiyacımız var. Çok başarılı bir türkü karşınıza getireceğim. İnanılmaz bir ürün yapmış ve bu devirde inanılmaz bir ürün yapmak çok zor. Rekabet inanılmaz ve zaten içinde bulunduğumuz pandemi şartlarında biliyorsunuz. Ama başarmış. Başaran kişi şu anda karşımda. Serdar hoş geldin. Hoş bulduk. Şok oldum. Yani bu ürünü biz mi yaptık? Nasıl yaptık? İnanılmaz bir duygu karmaşası oldu bende ama günün sonunda gurur duydum. Tebrik ederim. Teşekkür Şu anda Kickstarter'da bu proje çıktı. Tabii ki şu anda senin ilk defa görenler evet. Kickstarter'ı ne çıkmış kardeşim? Ne anlatıyorsunuz?" diyenler olabilir. Sakin ol. Hemen Tanıtacağım Serdar kendini izleyicilerimize tanıtabilir misin? Öncelikle teşekkür ederim kendi ekibim adına. Türkiye'de Türk ürünlerinin akribatı olması gerçekten yurt dışından daha zor. Çünkü e, çok zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu ürünleri burada bu şekilde bu kalitede gerçekleştirmek diğer ülkelerde olduğundan belki daha zor. Fakat kolaylıkları da var bunları da bahsedeceğim. Ben makine mühendisi, endüstriyel tasarımcısı ve yönetmen 3 kardeşin oluşturduğu bir şirket TREXO İnovasyon. Kardeşlere bakar mısın? Elektrik bak eksik. Yani buradan bir şey çıkması lazım zaten. <laughs> evet doğru bir eğilim oldu. En Aslında büyük. Sen misin? en büyük benim. Hikayenin başlangıcında yönetmen olan kardeşim kendi hayallerinin peşinden gidip gitmeme konusundaki kararsızlığını bana danışıp sen hayallerinin peşinden git ama 30 yaşına geldiğinde ne yapacağına karar ver dedim. Sonra 5 ay sonra bize bir doli yapar mısın? Şarjıyor. Yani böyle görüntü üstüne koyup ittirdikleri bir raylı mekanizma bilmeyenler için söyleyeyim. Bunu yapar mısın dedi. Bunu yaptık. Ondan sonra bu beğenildi. Lakin yaptığınız üründe nitelik düşük olunca müşteri tarafındaki da fiyatlandırma da buna göre oluyor. Bizim yapacağımız bir üründe mutlaka nitelik olması lazım. Babadan kalan genetik bir bozukluk üretim sevdalısı bir aileyiz. Babadan kalan <laughs> genetik bozukluk bu. Baba, baba <laughs> babam da öyle. Gerçekten bunları bir araya getirdiğimizde yani bütün o bir şeyler üretme dürtüsünü bir tarafa kanalize edebilirsiniz ve çevrenizde doğru insanları aynı yöne doğru kanalize edebilirsiniz. Sonuçları evet çok kısa olmuyor sene sürdü bizim mücadelemiz. Yolda da çoğu arkadaşımız bize şey söyledi. Emin misin? 3 sene oldu. Emin misin? 4 sene oldu ama çok büyük bir progresi %1, %2 büyüterek 40 farklı dalda 5 senenin sonunda totalini %100'e getirebiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de bu çok alışılmış bir şey değil. Onun için bize çok güvenen ama bizim bu yaptığımızı çok sorgulayan insan da oldu. Dolayısıyla onlara karşı da bir net bir duruş sergileyip istikametinizden çıkmamanız lazım. Yani sizi vazgeçiren düşünceler de olabiliyor. Sonrasında da biz ilk dünyanın en hızlı kurulan gimbalini ürettik bu düşünceden sonra. Burada da yine bizim tecrübesizliğimiz ve cahilliğimiz bizim en büyük bu işi başlamamızdaki cesaretimiz oldu. Gimbal ürettik. Hedefimiz şeydi %30 ucuz olalım, herkes bizden alsın. Sonra sonuçlarına bakınca 3 aylık argenin ben olsam bunu satın almazdım dedim ve şeyi komple değiştirdik. Dedi ki %30 kapattın defteri. Tabii %30 daha pahalı olalım ama farklı özellikler sunalım. Tabii bunu söylediğiniz zaman göreceli sıfır bir bilgiyle ticari bir ürün yapmaya kalktığınız zaman Don gibi bir duruma düşüyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz ama. Mevzu burada vazgeçmemek. Bir bilgi öğreniyoruz, %10 progrese geldiğimizi düşünüyoruz. Bir bilgi giriyor içeriye, %5'e geri geliyorsunuz. Sürekli bu dikişi dokuyarak hareket ediyorsunuz. Bunlar arasında gardınızın düşmemesi lazım bir başarı varsa ortada bu devamlılık olabilir. Sonunda da biz 6 ay gördüğümüz Gimbal'ı 2,5 senenin sonunda ticaretleştirdik ve Almanya Red Dot Design Awards'tan kaliteli tasarım ödülü aldık. Yani Porsche'un işte Apple'ın başvurduğu bir yarışmada biz kaliteli tasarım ödülü aldık. Fakat bu da yetmiyor. Ya bir ürünü başarıya götürmek için tasarım ödülü alabilirsiniz. Bu sizi koşturan şey ego tatmini ise bunu en yüksek seviyede yaşadık. Ama misyon tamamlanmadı. Satmış olmanız gerekiyor bu ürün. Yani dünyanın en iyi şeyini yapsanız bile bunun hiçbir anlamı yok. Satabildiniz mi? Evet. Orada ilk ihracatımızı Amerika'ya yaptık. Fakat Gimbal tarafı çok referans isteyen bir ürün. Yani abır araba patlatılacak bir şey var. Siz dünyanın en iyi gimbalini yaptığınızı iddia ediyorsunuz. Dünyanın en hızlı kurulan gimbalini ürettiniz. Fakat bunu bilen sayısı ve akreditte olan kişi sayısı çok az. Dolayısıyla markete girişiniz çok zorlaşıyor. Biz denemeye devam ettik. Gimbal bir taraftan yürürken bir taraftan da acaba müşteri ne bekliyor? Ne istiyor? Ne bekliyorlarmış? Müşteri risksiz ürün istiyor. Eğer bir marka yeni oluşturuyorsanız risk almadan üretebileceğiniz ürün istiyor sizden. İlk önce onunla bir akreditte olursunuz markanız oturur. Sonra yeni ürünlerde daha yüksek fiyat marjlarıyla daha üst kalitede ürünler üretmeniz için size bir kapı açar. Çünkü artık krediniz vardır. Siz hiç krediniz yokken ben Porsche üreteceğim dediğinizde o kadar parayı buraya vereceğime daha bildik bir markaya %30 pahalı vermeyi ve hatta %30 düşük vermeyi kabul ederim diyor. Burada dinamikleri anlamak çok önemli. Bu sürede tabii hem teknik tarafı geliştirirken hem de o dinamikleri anladık. Ve ortaya ne çıktı? Ortaya ondan sonrasında Mokokar çıktı. Sonrasında Mokokar bittikten sonra bu çok büyük, çok fazla servis gerektirebilir. Yine müşteri tarafında referans problemi var. Bizim ayakkabı kutusunun içine sığdırabileceğimiz ve içine nitelik koyup bunu dünyaya pazarlayabileceğimiz bir ürün tasarlamamız gerektiğine karar verdik. Mokokar'ı da mı durdurdunuz? Mokokar'ı durdurmadık. Hayır, şu anda Amerika'ya zaten sevkiyatları gerçekleşiyor. Mokokar da çok beğenilen bir ürün. Çok çılgın bir ailesiniz <laughs> ya. Yani <laughs> denemeye iki tane devam ürün ettik çünkü. çıktı. Hı -hı. Şimdi üçüncü ürün. Yani bize de geldi inanılmaz bir ürün. Yani ben mi çok etkilendim bilemiyorum ama kullanıp da üretebileceğim içerikleri düşününce hele de bizim gibi Shift ReetNet olarak hani şu stüdyo ortamında üretebileceğimiz içerikler, görsel sonuçları düşününce hakikaten heyecanlanıyorum ben. Üçüncü ürüne geldik. Nedir abi üçüncü ürün? Üçüncü ürün aslında sizin kameralarınızda çektiğiniz görsel içerik üreticilerinin çektiği görüntüyü çok daha kaliteli yapmasına yarayan programlanabilir bir masaüstü kamera taşıyıcısı. Bu ürünü de geliştirirken daha önceki tecrübelerimizde 4 aylık, 5 aylık argeleri sürekli hani başarısız olduğumuz durumlar da oldu. Yani bizim aslında hikayemiz başarısızlıktan gelen arge birikimiyle oluşturduğumuz o küçük küçük parçaları bir araya getirdik. Yani kırpıntıları toplayıp ekmek yaptık. Ama hangi kırpıntıyı nerede kullanacağız? Bunu bir karar verdik. İlk önce bir genel kapsam çizdik. Yani Texo hikayesini ilk defa anlatıyorum. Texo hikayesi başlangıçta cep telefonundan bağımsız elinizde yaptığınız hareketi tekrarlayabilen bir cihaz olarak başladı. Sonra ekibimizi genişlettik. MIT fizik doktorası yapan arkadaşlar bizle çalıştı. O zaman şöyle yapalım. İşte fikirler geldi. O fikirleri birleştirdik. Sonra yaptığımız ilk prototipleri tanıdığımız kapalı bir çevreye verip bunu lütfen öldürün dedik. Biz her ürünümüzde bunu yapıyoruz. Tanıdığımız, bildiğimiz insanlara verip tanıdık olduğumuz hiç göz önüne almayın. Lütfen bu ürünü öldürün. Çünkü siz öldürmezseniz dışarıda başkaları öldürecek. Öldürün ne demek? Bir ürün Yani her bir hatası varsa, evet. çok küçük bir şey de olsa, Lütfen bunu bize geri söyleyin. Ya şurası şöyle ama ben bunun tasarımını beğenmedim. Sizin gibi binlerce kişi olabilir. Evet. Bu sebepten dolayı satış kaybı yaşayabiliriz. Fonksiyon kaybı yaşayabiliriz. Bunu da lütfen bize geri bildirin dedik. Dolayısıyla ürünü müşteriye geliştirtmedik. Çünkü öyle bir kredimiz de yoktu. Olsa evet. bile bu krediyi kullanmazdık. Bu böyle gelişti. Sonunda da dünyada diğer örneklerinden farklı şeyleri yapabilen, dünyanın ilk çektiğiniz fotoğraftan rota tayini yapabildiğiniz cihazını geliştirmiş olduk. Dünyada bunu yapan başka bir yok. cihaz yok. Yok evet. Yani masanın bir fotoğrafını çekiyoruz. Hı -hı. Diyoruz ki senin üstüne bir kamera koyacağım ve sen şöyle bir dolaşacaksın sonra geri geleceksin. Belki de bunu sürekli tekrarlayacaksın ya da şu Hı -hı. kadar tekrarlayacaksın. Bunu diyen bir cihazı geliştirdin. Evet. Türkiye'de tabii böyle bir şeyleri yani Türk kullanıcısının genel tavrı ya da dünyanın diyelim. Elindeki cihazlar çok kaliteli. Yani bizi öyle kaliteli cihazlar kullanmaya alıştırdı ki bu ekosistem. Elinize aldığınızda o kalite farkını çok iyi anlayabiliyorsunuz. Tabii ürünün fonksiyonlarının yanında Elinize aldığınızdaki o hissiyat. O da çok önemli. Çantası, kutusu. Evet. İlk gimbal'ı yaptığımızda babam şey dedi. Oğlum ben gimbal'dan anlamam ama çanta iş yapar dedi. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çantaya da çok önem vermiştik biz. Evet. Ürünü taşımaları gerekiyordu. Ürünün kolisini sadece 5 farklı firmaya bastırdık ki Koli. Bildiğin kolye. O kolyeyi 5 farklı firmaya bastırdık doğru siyah rengi alabilmek için. Ama Serdar içerik üreten kişiler olarak biz motivasyona ihtiyaç duyuyoruz. <laughs> o kadar fazla ürün var ki mesela işte bir akıllı telefon çıkıyor şu anda bir röportaj yapıyoruz daha sonra canlı yayın yapacağız. O kadar fazla iş var ki üzerimizde kullandığımız ekipman bize nasıl his verirse pozitif anlamda. içerik üretmek için motivasyonumuz da artıyor. Şimdi Trexo Wheels'i biz gördüğümüzde heyecanlandık. İşte Hı -hı. bu heyecanı veren ürünlere ihtiyacımız var. Hı -hı. O nedenle seninle konuşmak istedik ve kırmadığın için de çok teşekkür Rica ederim. Ederiz. Peki hikaye burada devam ediyor. Beklentileriniz neler? Hedefleriniz neler? Çünkü gurur duyacağımız bir hikaye şu anda karşımızda. Hı hı. Türkiye'den çıkan bu hikayelere çok ihtiyacımız var. İşte bir Selçuk Bayraktar örneği var. Hı hı. Sonrasında sizin T3 Vakfı'yla da enteresan bir buluşmanız hı hı. da var. Onu hı hı. Da anlatırsan çok sevinirim. Şimdi senden böyle bir hikaye dinliyoruz. Bu bizim özgüvenimizi artırıyor. Evet, kesinlikle katılıyorum. T3 Vakfı bize yatırımcı oldu. Bunu neden yapmak zorunda kaldık? Neden bir yatırımcı almak zorunda kaldık? O taraftan gidelim. Çünkü siz dünyanın en iyi ürünü yaptınız. Harika, süper. İşte masanızın üzerinde duruyor. Bunu pazarlamanın siz için size bütçe lazım. Çünkü zaten kaynaklarınızın büyük bir kısmını onun argesinde harcıyorsunuz. Satış gelirleriyle de siz yurt dışında şu anki durumda çok daha fazla efor sarf etmeniz lazım Türkiye'den ki rekabet oluşturabilirsiniz. Dolayısıyla i̇şte sizin içeriye bir kaynak sokmanız lazım. Biz bunu arayış içinde bulduk. Maalesef çok üzülerek söylüyorum. Türkiye'deki bu ekosistem Amerika'daki kadar kuvvetli değil. İnsanların size bakışı açısı, risk sermayesi gibi değil. Bizi anlayabilecek tek bir insan vardı. Selçuk Bayraktar'la Haluk Bayraktar donanımda yapılan şeyin değerini anlayabilecek. Sonra onlar bize yatırım yaptılar ve bir toplantıda bize şeyi sordular. Ne bekliyorsunuz? Bütçe dedim. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Sadece bize bütçe lazım yurt dışı için. Bununla alakalı da çalışmalarımız oldu. Ticari olarak birkaç bize gelir sağlayacak birkaç iş yaptık o sayede. Sonrasında da biz bütün bu şeyi marketing tarafına harcadık. Çünkü pazarlama işin özü. Orada Teknofest bu tarz girişimler aslında o küçük çocuklar var ya hani öğrenciyle doldurmuşlar diyorlar. Evet. Çok önemli. Orada bu gimbal değil mi? Ya bazılarının gözünde şeyi görüyorsunuz. Bu gimbal değil mi? Ben bunu biliyorum. Yani o çocuk şunu da eşleştiriyor. bu burada mı yapmışlar? O zaman ben neden yapmıyorum? Biz bunun peşindeyiz. Ülke olarak, kendi adıma Trex olarak şu anda dünyanın 60 ülkesine ihracat yapan bir şirketiz. Lakin başarı bu Kickstarter'lı olduğu için söylüyorum. Biz ürünümüze gerçekten çok güveniyoruz. Kickstarter'daki müşteri bunu eline aldığında evet ya ben bunu birisine tavsiye edebilirim. Harika bir cihaz yaptıklarında biz başarmış olacağız. Bu eşittir dünya markası olmak. Biz Türkiye'den ileride geleceğimiz için başta kendiniz için, egomuz için ne, neyi bahsediyorsanız bahsedebiliriz. Ama bundan sonraki neslin Türkiye'de çalışabileceği, kendi o tutkusunu dile getirip ürüne dönüştürebileceği organizasyonları kurmak zorundayız. Geç kalmış sayılmayız ama bunu birilerinin yapması lazım. Başta deli diyorlar. Sonrasında da arkanızdan geliyorlar. Biz sizi zaten başaracağınızı biliyorduk diyorlar. Devlet sizi destekledi mi? Devletle alakalı bu şey TÜBİTAK projelerini falan yaptık. Bir ilk projede yaptık. Fakat o dönemde kötü bir, Türkiye'nin de geçirdiği bir kötü bir dönem vardı. O dönemde denk geldiği için bizim oradaki süreçler çok uzadı. Ya biz, ben günde 16 saat çalışıyorum. 12 saatten az, 15 yıl içinde hiç çalıştığımı bilmiyorum. Biz, o kadar zaman bizim için kritik bir şey ki çok hızlı. Bir startup, yani bundan 2 sene, 3 sene önce para kazanmaya başlamadan önce startup olarak değerlendirilebiliriz. Bizim çok hızlı deneyip yanılmamız gerekiyordu. Deneyip yanılıp yenisini denememiz. Bunun için de hızlı olmanız lazım. Evet. Dolayısıyla devlet teşviklerinin bazı yerlerdeki bu uzun prosesleri biz yordam ama şu anda durumlar biraz daha değişik. Şu anda gerçekten bizim yaptığımız şeylere teşvikler ciddi anlamda arttı. Bu seçenekleri değerlendirmeye başladık. Serdar, peki şu anda insan kaynağına ihtiyaç duyuyor musunuz? Çünkü 60 ülkeye ihracat yapan bir teknoloji şirketisiniz. Endüstriyel hı hı. tasarım sizin özünüzde var ve bu işte en büyük kaynak Zannediyorum hani hakem kesmek doğru değil senin önünde ama ya. insan kaynağı olabilir. Ne durumdasınız? Kesinlikle dünyanın en doğru ülkesinde olduğumuzu düşünüyorum. Öyle mi? Kesinlikle öyle. Çünkü Amerika çok çıkıyorsunuz. Gittiğinizde şey görüyorsunuz değil mi? Bir yere nereden gideceğiniz 50 tane yolu var. İstediğinizden gidebilirsiniz. Yollar geniş. Biz buradan karşıya gitmek için 3 farklı rota, dört farklı cihaz çalıştırıyoruz, simüle ediyoruz. Bizim beynimiz çok çalışıyor. Bir ürünü alırken çalışıyor. Sürekli bir şeyleri çözmekle uğraşıyoruz. Dünyanın en iyi mühendislerini barındırıyoruz aslında. Biz zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Dolayısıyla işte biz buna çok açığız ve Trexo İnovasyon firması bilindikçe bu şirketin içinde çalışmak isteyen sayıları bizim ihtiyacımız artacak ve sonrasında da o insanların da sayısı artacak. Ya bizim aradığımız şey şu, işine tutkuyla bağlı olan insanların o tutkularını gerçekleştirebileceği bir platform oluşturmak. Paranın peşinde değiliz. Paranın peşinde olsaydık başka işler yapıyorduk büyük ihtimalle. Kimse 5 sene bir şeyin peşinden koşmazdı. Peki Serdar şu anda bizi izleyen kişiler var. Binlerce kez izlenecek bu hı hı. video. Sosyal medyada paylaşırsanız çok seviniriz. Bu hikayeleri lütfen destekleyin. Videoyu beğenebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz kendi sosyal medya hesaplarınızdan. Serdar'ın ve aynı zamanda ekibinin Tracks of Wheels hikayesini paylaşabilirsiniz. Bizi izleyen kişilere ne mesaj vermek istersin? Bir şey yapmaya karar verdiğinizde kesinlikle bunun nasıl olmayacağı konusunda hareket etmeyin. Bunun nasıl olacağını düşünün. Para evet çok önemli bir değer ama eğer ben bu söylediğim şeyi, şu anda yapmış olduğum şeyi yurt dışında bir teknoloji üreten şirkete bu bütçeyle, bu insan kaynağıyla yaptım desem imkansız diyeceklerdi. İnsan kazanın. İnsanların seni, sizi sevmesini kazanın ve vazgeçmeyin. Söylenecek şey, tek şey bu. Son olarak videoyu kapatırken hedef ne? Şu Hep. anda neyi hedefliyorsunuz? Kickstarter'da açıldı. Hı -hı. Siparişler gelmeye Hı -hı. başladı. Evet. Farklı farklı Kurumlar ve kişiler sizinle irtibata geçmeye başladı. Hı hı. Nedir hedef? Hedef şu. İlk önce birinci hedefimiz bizim daha önceden kurguladığımız üretim metotlarını şu anda düğmeye bastık ve bütün kalıplar her şey yapılıyor. İlk hedefimiz bu ürünlerin ilgili kullanıcılara şu anda rakamı 650 civarında ve ama 1500 civarında bitecek bu proje öyle bir projeksiyon var. Onlara düzgün ürünleri bizim taahhüt ettiğimiz gibi teslim etmek. Maksimum kalitede. Sonrasında ilginç bir şekilde Japonya'dan en çok distribütörlük talepleri geliyor. Amerika ve Avrupa'yı beklersiniz. Sonra genişleyeceğiz büyük ihtimalle. Ekip genişleyecek, üretim genişleyecek ama ana hedefimiz Trexo firmasını güvenilir bir marka olmasını sağlamamız. Ana hedefimiz bu. Sonrasında zaten o hedef bizi yönlendirecektir. Serdar bu yolculukta shift lead olarak, tek inside olarak kişisel hesaplarımdan da ben kesinlikle destek vermek isterim. Çünkü Hı -hı. çok heyecan verici bir hikaye. Hı -hı. Bu hikayeyi iki ay önceden hatırlıyorum. O kutu ilk bana ulaştığında, bir e-posta mesaj kutuma düştüğünde hatırlıyorum ve şahit oldum. Gelinen nokta çok hızlı ilerliyor ve beni heyecanlandırıyor. Her zaman bu desteği vermeye devam edeceğim. Çok teşekkür ederim bu hikayeyi izleyicilerimize paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Bir şey eklemek istiyorum. Siz ve sizin gibi düşünen 40'a yakın tedarikçimiz var. O insanların bu toplam süreçte küçük küçük parçaları birleştirmesi, sizin gibi düşünen insanların birleştirmesi bizi toplamı elde etmemizi sağladı. Onun için ben size teşekkür ederim. Hoş geldin. İyi ki konuştuk. Sağ olun. Teşekkür ederim.